Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde operatörleri anlatacağız. Operatörler temel olarak atama, karşılaştırma ve matematiksel işlemler için kullanırlar. Şimdi ilk olarak Eclipse'imizi açalım. Evet, bir proje oluşturalım. File name Java Project diyelim. Projemizin ismi operatörler diyelim. Finishleyerek projemizi oluşturuyoruz. Daha sonra SRC'ye sağ tıklayıp New Class dedikten sonra bir sınıf eklememiz gerekiyor. Sınıfımızın ismine de yine operatörler diyelim. Main metodumuz oluşsun. Evet, sınıfımız geldi. Burada açıklama satırlarını İlk olarak atama operatöründen başlayalım. En temel atama operatörü bildiğiniz gibi eşittir operatörü. Bu operatör sağdaki değeri soldaki değişkene atıyor. Hemen bir örnek verirsek int eşittir 6 dediğimizde bakın bu eşittir operatörü sağdakinde hangi değer varsa bunu soldaki değişkene atıyor. Bunu zaten biliyoruz. Tekli atama yapmanın yanında çoklu atama da yapabiliriz. Diyelim şuradan devam edelim. Int b değişkeni tanımlayalım. Buna da 9 değerini verelim. Daha sonra int c diyelim. Buna da ilk olarak a değişkenini, daha sonra da b değişkenini atayalım. Bakın çıktığımız ne olacaktır? Eşittir operatörü sağdaki değeri soldaki değişkene attığı için en sağda hangi değer varsa soldaki bütün değerlerde soldaki bütün değişkenlerde o değere sahip olacaktır. Bakın burada bu değişkenleri ekrana yazdıralım. Çıktığımız ne olacaktır? En sağda B değişkeni olduğu için, B'de 9 olduğu için bütün değerler 9 olacaktır. Peki biz iki değişkenin değerini takas yaptırmak istediğimiz zaman bunu nasıl yapabiliriz? Diyelim sayı 1 eşittir 5 olsun. Daha sonra bir değişken daha tanımlayalım. Bu da sayı 2 olsun. Bunun değeri de 10 olsun. Biz şunu istiyoruz. Sayı 2'deki değer sayı 1'e, sayı 1'deki değer de sayı 2'ye atansın. Tabii biz bunu sayı 1 eşittir sayı 2 diyerek yapamıyoruz. Bu şekilde yaparsak sayı 2 de, sayı 2'deki değer sayı 1'e atanır. Fakat sayı 1'deki değer kaybolur. Bunun için bir geçici bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Buna int x diyelim. Bu değişken ilk olarak sayı 1'in değerini tutsun. Şu an sayı 1'in değerini tutuyor. Daha sonra sayı 1'e sayı 2 atayalım. Bunu yaptığımız zaman sayı 2'deki değer sayı 1'e atanmış oldu. Fakat sayı 1'deki değer kaybolmadı. Çünkü bir üst satırda sayı 1'deki değeri x değişkenini de tuttuk. Daha sonra bu tuttuğumuz x değişkeninde tekrar sayı 2'ye atamamız gerekiyor. Şekilde yapalım. Sayı 2'ye de değerini atalım. Bakın x değeri en üst satırda tutulmuştu zaten sayı 1 olarak. Sayı 1'e burada sayı 2'ye atadık. Bir üst satırda da sayı 2'yi sayı 1'e atamıştım. Şimdi bunları ekrana yazdıralım. Bakın burada bu sefer sayı 1'de 10 olacaktır. Sayı 2'de de 5 olacaktır. Gördüğünüz gibi çıktıları ekranda gördük. Anlatacağımız bir diğer operatör de ilişkisel operatördür. Bu operatör karşılaştırma yapar. Yani büyüktür, küçüktür, eşittir veya eşit değildir gibi karşılaştırma da yapar. Şimdi ilk olarak if'leri de kullanarak bir örnek yapalım. Sonra farklı bir tipte değişken tanımlayalım. String değer 1 olsun. Buna Mehmet diyelim. Daha sonra string değer 2 olsun. Buna da Ahmet diyelim. Şimdi if'leri kullanarak bunları karşılaştıracağız. Büyüktür ve küçüktür veya eşittir eşit değildir gibi karşılaştırmalar yapacağız. If değer 1 eşitse değer 2'ye. Ekrana şunu yazdırsın. İsimler eşit. Eğer bunlar birbirine eşit değilse isimler eşit değil yazsın. Çalıştırdığımız zaman bakın isimler eşit değil yazısını yazdıracaktır. Çünkü bu iki değer birbirine eşit değil.
Bu karşılaştırma operatörlerini başka nasıl kullanabiliriz? Bu sefer int tipinde tanımlayalım bu değişkenleri. Bu sefer büyüktür küçüktür karşılaştırmaları yapalım. Büyüktür, bu sefer büyüktür küçüktür karşılaştırmaları yapalım. Değer 1'e mesela 10 diyelim. Değer 2'ye de 100 diyelim. Eğer değer 1 değer 2'den büyükse, değer 1 daha büyük yazdırsın mesela ekrana. Burada da küçükse değer 1 daha küçük yazdırsın. Bakın çıktığımız ne olacaktır? Şu an değer 1 değer 2'den büyük değil, küçük. O yüzden else girecektir. Else de değer 1 daha küçük yazacaktır. Büyüktür küçüktür operatörünün yanında dediğimiz gibi eşittir veya eşit değil gibi eşit değildir gibi operatörler de kullanabiliyoruz. Bu işlemi geri alalım. Şimdi de aritmetik operatörlerden bahsedelim. Aritmetik operatörler matematiksel işlemler için kullanılırlar. En temel aritmetik operatörler toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi operatörlerdir. Bunun yanında mod alma işlemi veya sayıyı arttırma, sayıyı azaltma gibi işlemler de yapabiliyoruz bu operatörlerle. Şimdi ilk olarak 4 temel işlemi yapan operatörlere örnek verelim. Bu ilk olarak 9 artı 4 desin. Burada toplama operatörünü kullandık. Daha sonra burada çıkarma operatörünü kullanalım. Burada çarpma, burada da bölme operatörünü kullanalım. Ve çıktığımızı inceleyelim. Bakın burada 9 bölü 4'e 2 dedi. Çünkü sonucun tam sayı olması gerektiği için küsuratı kısmı attı. Sonuca da tam sayı yazdırdı. 4 temel operatörü bu şekilde. Bunun yanında mod alma işlemi yapan operatörümüz var. Bunu da kullanalım. Bunu şu şekilde kullanalım. Int sayı eşittir 50 diyelim. Daha sonra bunu if içerisinde kontrol edelim. Sayı mod. Bakın mod alma işleminin operatörü budur. Sayı mod 2 eşittir 0'sa, yani sayımız 2'ye bölündüğünde kalan 0'sa ekrana sayımız çifttir eğer 0 değilse burada da sayımız tektir yazsın. Çıktığımız ne olacaktır? Bakın 50 sayısı mod 2'ye göre işleme sokulduğunda kalan 0 olduğu için sayımız çifttir yazacaktır. Mod alma işlemi sayıya bölümden kalanı veriyor. Mod alma işlemi bu şekilde. Şimdi şundan bahsedelim. Bakın burada biz çıkarma operatörü kullandık. Yani tire işareti kullandık. Bu işaret sayıları çıkarmanın yanında sayımızı negatife de çeviriyor. Şu şekilde gösterelim. Int a eşittir. Eksi 10 diyelim. Daha sonra çıktığımızda da a artı a diyelim. Bakın burada bize sonuç olarak eksi 20 dönecektir. Evet, sayımızın başına tire işareti getirerek sayımızı negatife çevirdik. Burada da sayımızı kendisiyle topladık. Şimdi artı artı ve eksi eksi operatörlerini anlatalım. Bu operatörler değişkenimizin değerini bir arttırır ve bir azaltır. Fakat değişkenden önce kullanılmasına göre veya sonra kullanılmasına göre farklı işlemler yapar. Buna bir örnek verelim. Burayı silelim ilk önce. Int a eşittir 5. Daha sonra int b eşittir 10 diyelim. Burada bir c değişkeni daha tanımlayalım. Bu değişkene biz a artı artı değerini atayalım. Daha sonra int d değişkeni oluşturalım. Buna da eksi eksi a değerini atayalım. E değişkeni oluşturalım şimdi. Bu değişkene de a, b artı artı bu değişkene de a artı artı b, artı artı b değerini atayalım. Son olarak da bir f değişkeni oluşturalım. Bu değişkene de b eksi eksi değerini atayalım. Şimdi bunları ekrana yazdıralım biz. İlk olarak c değişkenini, daha sonra d, e, f değişkenlerini ekrana yazdıracağız. Evet, şimdi ilk olarak programı bir çalıştırıp çıktığımızı görelim. 5, 5, 11, 11 yazdı. Peki bunu nasıl yaptı? Bakın burada A değişkeni
A değişkenin değeri 5. Eğer operatörümüz değişkenin sağ tarafında kullanılırsa ilk olarak değişkenle işlem yapılır. Yani şu an değişkende 5 değeri var. İlk olarak 5 değerini C'ye atar. Daha sonra değişkenimizin değerini arttırır. Yani şu an C'de 5 değeri var. A'da da burada 5 değeri var. Fakat daha sonra arttırdığı için bu altı değeri bir alt satırda kullanılacak. Yani şu an bir alt satırda A'nın değeri 6. Fakat eksi operatörü değişkenimizin sol tarafına geldiği için ilk olarak değişkeni biraz azaltacaktır. Daha sonra atama işlemi yapacaktır. Şu an değişkenimizin değeri 6 idi. 6'yı biraz azalttı. 5 yaptı. Daha sonra 5'i D değişkenine atıyor. A değişkeninde işimiz bitti. Şimdi B değişkenine bakalım. B değişkenin değeri 10. Fakat değişkenden önce operatör kullanıldığı için ilk olarak operatör önceliktir. Yani ilk olarak operatör işlemi yapılır. Yani burada ilk olarak artırma işlemi yapılır. B'nin değeri 11 olur burada. 11'i E değişkenine atar. Daha sonra bir alt satırda B'nin değeri yine 11'dir. Fakat eksi operatörü değişkenin sağ tarafında kullanıldığı için önce B'yi F'e atar. Daha sonra değişkenin değerini azaltır. Yani biz bu B değişkeni bir alt satırda kullanmak isteseydik 10 olarak kullanacaktır. 10 olarak kullanacaktık. Bu operatörler değişkenden önce ve sonra gelmesine göre bu şekilde tepkiler gösterebiliyor. Eğer değişkenden önce gelirse ilk olarak işlem yapılıyor. Yani arttırma ve azaltma işlemi yapılıyor. Daha sonra atama işlemi yapılıyor. Fakat değişkenden sonra gelirse ilk olarak soldaki değişkene atanıyor. Daha sonra işlem yapılıyor değişken üzerinde. Normalde kişiler bunları bu operatörü bu şekilde. Burayı da silelim. Şimdi son olarak mantıksal operatörlerden bahsedelim. Bu operatörler temel olarak 4 tanedir. Bunları yazalım. Şekilde 4 tane operatörümüz vardır. Şimdi bu operatörleri bir örnek üzerinde gösterelim. İlk olarak tabi bunlar bir boolean değişkenini tanımlayalım. Boolean A olsun. Bunun değeri true olsun. Daha sonra boolean B eşittir. Buna da false atayalım. Şimdi burada ilk olarak V işlemi yapalım. V işleminin operatörü budur. A veya B işlemi yapalım biz burada ilk olarak. Bunu kopyalayalım. Burada veya operatörünü kullanalım. Burada çift veya operatörünü kullanalım. Burada da çift veya operatörünü kullanalım. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bakın burada false true yazdım. Bu operatör V operatörü. Buradan dönen değerin true olması için hem sağdaki hem de soldaki değişkenin değerlerinin true olması gerekiyor. Biz burada değişken değil de normal bir değer de yazabilirdik. Yani true veya false yazabiliyorduk. Bakın burada çıktığımıza bastığımızda yine burada false dönecektir. Bu operatör veya işlemi yapar. Yani bu operatörün sağındaki veya solundaki değerlerden herhangi biri true'ysa sonuç true döner. Yani bir tanesinin true olması yetiyor. Bakın burada zaten true döndü. Çünkü burada A değişkenimiz true. Bu çift veya operatörü de yine aynı şekilde V işlemi yapar. Çift veya operatörü de yine V işlemi yapar. Buradaki çift V operatörünün buradaki tek V operatöründen farkını anlatalım. Bunu bir örnek üzerinde gösterelim. String ad eşittir. Mehmet olsun. Burada da int şifre eşittir. 1, 2, 3, 4 olsun. Burada if yapısını kullanalım. If ad eşittir Mehmet ve şifre eşittir 1, 2, 3, 4 ise burada ekrana giriş yapıldı yazsın. Eğer bunlar birbirine eşit değilse, pardon, şurada çift eşittir kullanmamız gerekiyor. Eğer bunlar birbirine eşit değilse de giriş başarısız yazsın. Tabii böyle bir şey zaten olamaz. Biz
Bunu önemli anlatmak için, nasıl kullandığını anlatmak için böyle bir örnek veriyoruz. Bakın çift V operatörü kullandık. Bu operatörle şunu demek istiyoruz. Bu operatörün hem sağdaki kontrol hem de sondaki kontrol doğru olmak zorundadır. Eğer bunlardan biri yanlış olursa buradan false değeri dönecektir. Mesela şunu tabi burayı değiştirmeden ilk önce bir çalıştıralım. Bakın burada giriş yapıldı dedi. Çünkü hem sağdaki hem de soldaki kontrol doğru. Fakat biz burada şifreyi 5 yaparsak burada şifre yanlış olduğu için herhangi bir yanlış olduğu zaman buradan false değeri dönüyor. Bakın çalıştıralım giriş başarısız dedi. Fakat burada çift veya operatörü kullanalım. Şu şekilde. Bu operatörde şunu demek istiyoruz. Bu operatörü kullandığımız zaman ya sağındaki değer ya da sondaki değerden en az birinin doğru olması gerekiyor. Bakın burada buradaki şifre yanlış. Fakat isim doğru olduğu için buradan true dönecektir. Çalıştırdığımız zaman da giriş yapıldı diyor. Fakat hem sağdaki hem soldaki kontrol yanlışsa buradan doğal olarak false dönecektir ve else koşuluna girecektir. Çalıştırdığımız zaman giriş başarısız dedi. Operatörlerin kullanımı bu şekilde.